İnsan evladı sosyal bir varlıktır. Ve sosyalleşmeden hayatta kalamaz. İnsanlığın, uygarlığın bu noktaya gelmesi insanlığın sosyalleşmesinden kaynaklanıyor. Ve sosyal hayatta sadakat önemli. En başta dediğimiz gibi çocuk ebeveynine sadakat göstermezse hayatta kalamaz. Yani sadakat onun hayatta kalma becerisiyle ilgili. Onun hayatta kalma aracıdır sadakat. O yüzden zaman içinde bu çocukluktan başlıyor. Herkeste bir de politik sadakat oluşuyor. Bir politik sadakat, bir siyaset olarak sadakat. Şimdi sadakat gösterince takdir ediliyorsun. Bakın ebeveynler herkes biliyor. Çocuğunuz önünüze çıkıp dese ki anneciğim, babacığım hayatım size kurban. Öl derse ölürüm, kal derse kalırım, ne derse yaparım. İşte bu sadakatin zirvesidir. Tabii ki mest olur anne baba. O yüzden çocuk da bunu bildiği için o sadakati yoksa bile içinde göstermeye çalışıyor. Ha yaparım evet her şeyi yaparım sizin için her şeyi yaparım. Yap bakalım yaptığı bir şey yok. İşte bu siyasi sadakat. Herkeste de var. Aslında en doğrusu içindekini birebir ifade etmek ve kendin olmak. En güzeli bu. Ama sosyal hayatta sen böyle dümdüz olursa insan bodoslama giderse duvara çarpabilir, işini kaybeder, eşini kaybeder, çocuğunu kaybeder. O yüzden ister istemez insanlar politik, siyasi sadakatle göstermek zorunda kalıyorlar. Örneğin eşine seni seviyorum deyince o an eşin içinden seni seviyorum demek gelmese bile canım seni seviyorum diyor. İşte bu siyasi sadakattir ama hayat bununla buna bağlı yani. Değil mi? Şimdi siyasetçi olsun, patron olsun, iş meslektaş olsun siz onunla sadakat oyunları içinde olmazsınız. İş yürümez, işte kalamazsınız. Patrona sadakat göstermezseniz kovar yani gidersiniz. Tabii.